Shane Sisman yanımızda denek we olarak katılıyor. Here, alkışlayalım. Give him a hand, please. Teşekkür ederim. Onun beyin dalgalarını ölçeceğiz zaman içinde. Nasıl değişiyor? Gözler açık, gözler kapalı ve transcendental meditasyon uygulaması sırasında. Shane'in beynini görüyorsunuz. Çok teknik bir yapıya benziyor, değil mi? Teşekkürler Shane, beynini bize sunduğun için. Ön kısmı yukarıda, arka kısmı aşağıda. Ne yapacağız? Öndeki sensöre bakacağız. Beynin önünde neler oluyor? Bir saniyede neler olup bittiğini inceliyoruz. Bütün ekran 8 saniye gösteriyor. Dışarı baktığında 700 kişiyi görüyor Shane ve beyin böyle bir dalga gösteriyor. Çok çabuk bir faaliyet görülüyor. Çünkü 700 kişinin renkleri, görüntüleri birleşiyor ve bir yansıma yapıyor beyne. Arka kısmına bakıyoruz. Beynin arka kısmı, sinyaller oldukça farklı. Yukarıdakinin ritmi farklı, arkadakinin farklı. Shane şimdi gözlerini kapatacak. Bakalım beyin dalgaları nasıl değişiyor. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bu faaliyet. Beynin arka kısmında ritmik bir faaliyet, alfa faaliyeti diye tanımlanıyor. Beynin imzası sakin ve uyanıkken, kendine yönelik bir durum. Beynin arkasında gözle gördüklerimiz yansıyor. Retinadan geçen algılama beynin arkasına yansıyor ve orada böyle bir dalga yaratıyor. Gözleri kapattığınızda beyin dinleniyor. Gözler açıkken oldukça faal. Çünkü pek çok algılama oluyor. Gözleri kapattığımızda bile zihin faal. Çünkü zihnimizin içinde pek çok çalışma var. Tekrar açalım gözlerimizi. So now you can close your eyes. Şimdi gözler kapalı meditasyon yapıyoruz. Transandantal meditasyon sırasında gördüğünüz gibi korteksin sakinleşmesi ön tarafta görülüyor. Transandans bu. Bütün zihin, bütün beden derin bir dinlenik uyanıklığa geçiyor. Güzel bir örnek. Arka kısımda da dinlenme ritmi var. Önde de aynı şekilde. Bu süreç bütün zihni ve bedeni transandansa götürüyor, açtırıyor. Burada iki kanal var fakat 32 kanala baksak bütün 32 kanalda beynin her tarafında benzer dalgalar göreceğiz. Tekrar meditasyona devam ediyor Shane. Eğer mindfulness adı verilen bir meditasyon türü yapsa aktif olarak çevreyi gözleyecek de o zaman da çok daha aktif bir beyin ortaya çıkacaktı. Eğer Tibet meditasyonu uygulasa alfa dalgaları hiç gözükmezdi. Çünkü çok zorlayıcı bir konsantrasyon tekniğidir. Gözler yarı açıkken yapılır. Beyin dalgaları burada farklı. TM niçin öbür meditasyonlardan farklı diye soru sorulduğunda bunun cevabını görüyoruz. Size bir noktayı açıklamak istiyorum. Her deneyim beyni değiştirir. Meditasyon da bir deneyim. Bu deneyime giderek ve dönerek bu tamlığı günlük hayat içinde bütünleştiriyorsunuz. Uyku, rüya ve uyanıklıkla. Peki bu okuldan, üniversiteden, Maarif Üniversitesi'nden mezun olduğunuzda beyniniz nasıl çalışacak? 5 yılda beyniniz nasıl bir değişim
geçiriyor. Çok kısa zamanda değiştiriyorsunuz beyninize. Beyin devrelerini öylesine yapılamak istiyoruz ki insan her zaman öğrenci mezun olduktan sonra her durumda açık düşünsün. Burada 1939'daki bir filmin görüntüsü var. Öz büyücüsü. Yandaki de Bostan Korkulu. Bostan Korkulu ne istiyordu hatırlıyor musunuz? Bir beyin istiyordu ve bunun için pek çok zorluğa katılmıştı. Katlanmıştı zorluklara. Bir beyin istiyordu. Fakat öz büyücüsü ona ne verdi? Bir diploma verdi. Benim önerim size bir diplomayla yetinmeyin bu üniversiteden mezun olduğunuzda. Eğitim size sadece bir kağıt parçası vermemeli. Teşekkür ediyorum. Harici Yönetim Üniversitesi.